Biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun bir süredir YouTube'a içerik atan birisiyim ve bugüne kadar güzel bir şekilde dik durmaya çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. Hem kanal içeriği hem genel olarak birkaç şeyden bahsedeyim. Bir şeylerden netlesin en azından kafamızda. Şimdi şöyle bir şeyden bahsederek olaya girsek. Arkadaşlar kanal izlenmeleri eskisi gibi değil. Bu beni biraz üzüyor. Her sene oyunun çıkış başlarında Dream League Soccer olsun, genelde onu çektiğimiz için güzel bir ivme yakalıyoruz. Ondan sonra ise o ivme aşağıya doğru iniyor. Ya bunu ne yapabilirim diye düşünüyorum ama arkadaşlar farklı oyunlar attığım zaman da çok fazla izlemiyorsunuz zaten. Benim burada yapacağım gerçekten çok fazla bir şey yok. Bu tamamen YouTube algoritması ile ilgili olan bir şey veya belki sıkıldınız. Sıkıldıysanız da belirtin en azından, ben de bileyim. Bugüne kadar arkadaşlar kaç yıldır, 4 yıldır içerik üretiyorum. Yani belki 100 bin abone olamadık ama bir telefonla, yani düşünsene abi, arka plan mutfağın olduğu bir çerçevede sizlere içerik üretmeye çalışıyorum ki her zaman facecam ile yayınlar zaten yapmadım. Facecam videolar her zaman için çekmedim. Sadece birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar arkadaşlar YouTube'da kazandığım paranın çoğunu, hatta büyük bir kısmını ben hep eğitim ücretime harcadım. Yani siz sanıyorsunuz ki Gökhan abi kazandığı parayı farklı yerlere veriyor veya kendisine harcıyor, işte telefon alıyor gibisinden, ama arkadaşlar gerçekten öyle değil. Ben okuduğum şehir Kıbrıs'tı, yani ülke Kıbrıs'tı, aslında ülke de denilmez, Kıbrıs'ta bir ülke olarak gözükse de aslında bir küçük yer. Şöyle bahsedeyim, yani pahalı bir yerde, o yüzden ister istemez aileye yük olmamak için orada ya çalışmanız gerekiyor ya da işte benim yaptığım gibi YouTube işinden falan bir şekilde ücretler kazanıp arkadaşlar ben yoluma devam ettim. Şimdi geliyorum, mezun oldum. Mezun olacağım için arkadaşlar KPSS sürecine başlayacağım. Yani artık gerçek hayatta da ilgili yüzleşmem gereken şeyler oluyor. Benim canım her zaman böyle keyfim yerinde olacaktır diye bir şey yok arkadaşlar. Instagram'dan yazıyorsunuz. Ben her zaman Instagram mesajlarınıza cevap veremiyorum. Hatta bazen çok sıkılıyorum. Çok da kızıyorum kendime neden sürekli Instagram mesajlarına cevap veriyorsun diye. Ama arkadaşlar yapacak çok fazla bir şey yok. Yani sizlerin verdiği destek karşısında ben de hani mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum ama artık çoğu kişi bunu abartmaya başladı. Sürekli maç yapalım, maç yapalım ama ben gün içinde o kadar müsait olan bir insan değilim. Bu videoyu sizler izlediğiniz zaman, kaçta izlersiniz bilmiyorum ama ben muhtemelen şu an çalışıyor olacağım arkadaşlar. Yani öyle hayat şartları herkese kolay falan değil. Şimdi kanal içeriğine gelecek olursak, ne tür içerikler atmamı istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ben elimden geldiğince sizlerin sevdiği içerikleri üretmeye çalışacağım. Ama ya bazen sıkılıyorum abi. Gerçekten şu an bile hiç içerik atasım yok. Oyun oynayasım bile yok. Biraz böyle devam eder bilmiyorum ama belki diğer gün gene video atarım. Çünkü buna mecburum arkadaşlar. Ya mecbur hissetmek gerçekten çok kötü bir şey. Keşke insan hiç mecbur hissetmeden direkt işte tamam işte video çekmiyorum diyebilse ama şu an bir mecburiyet içerisindeyim. Çünkü bu benim şu an için okul hayatıma yardımcı olan bir şey. Okullar ne kadar kapalı olursa da olsun, eğitim ücretlerim olsun, işte okul harcı olsun, bir sürü benim de kendimce problemleri var. Bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar? Şundan ötürü çekiyorum. Videolara göstermiş olduğunuz ilgi gerçekten beni şaşırtıyor. Diyelim ki abi kanal eski ve 90 bin aboneye kadar hep eski izleyici. Abi 90 bin aboneden sonra 8 bin 9 bin abone gelmiş, misal örnek veriyorum. Ya o insanlar hiç mi kanala bakıp like atmaz? Bilmiyorum abi, bana tuhaf geliyor. Hoşunuza gitmiyorsa yorumlarda belirtin. Ben zaten sizlerin istediğiniz içerikleri üretmeye çalışıyorum. PES Mobile videolarımı diğer kanala atın dediniz, attım. Orada da hani fena değil gene izlenmeler ama farklı oyunlar istediğiniz bu kanala attım, gene izlenmeler hiç hoşuma gitmiyor. DLC'den sıkılmış olabilirsiniz. Ben bile çoğu zaman DLC'den sıkılan bir insanım ama bana ne içerik önerebilirsiniz abi? Ben içerik atmayı zaten çalışıyorum. Yani illa millete küfür mü edelim? 4 yıldır 5 yıldır bu platformdayım. Hiçbir şekilde insanlara karşı saygısızlık yapmadım. Yapmam da, küfür bile etmedim. Ki tüm videolarımı tek tek inceleyebilirsiniz. Yani en kaba tabiriyle lan hitabını kullanmışımdır. Ben sizlere sevgili ve saygılı olmaya çalıştım. Aramızda çoğunuzda büyük yaş farkı olmasına rağmen sizlerden de aynı şeyi beklerim. Yani gönül isterdi ki biz de daha güzel koşullarda güzel şeyler sizlere üretebilelim ama o koşullar her zaman için maalesef var olmuyor. Biz de bu koşullar altında sizlere içerik üretmeye çalışıyoruz. Tek isteğim sizlerin de biraz daha fazla desteğini görmek. Onun dışında açıklayabileceğim çok fazla bir şey var mı? Yok gibi arkadaşlar, bilmiyorum. Yaklaşık bir ay sonra, tam pardon bir ay değil 20 gün sonra ben tam olarak mezun oluyorum. Ondan sonra bir şeyler düşünürüz, bir şeyler yaparız. Artık hayat bizi nereye taşıdıysa diyelim. Çünkü her zaman planlanan şeyler istediği gibi gitmiyor. Ben şimdi videoyu kapatacağım. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Ya umarım açıklama videosunu da izlemişsinizdir. Artık bunu izlemediyseniz
Benim yapabileceğim gerçekten çok fazla bir şey yok. Anlatabildiğimi anlatmaya çalıştım. Yani sizlerin soru ve görüşlerinizi de almayı çok çok istiyorum. Diyecek çok fazla bir şey yok. Bir dahaki bir oyun videosu mu artık açıklama videosu mu bilmiyorum ama o zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.